2004'ten sonra üretimden koparıldık. Koparıldık, bilinçli şekilde koparıldık. Bizim de hoşumuza gitti. Sendikasının da hoşuna gitti, kamu çalışanının da hoşuna gitti. Çünkü seçim yatırımları yapıldı, hop bu hakkı sana veriyorum denildi. Çok ağlamadan, çok bağırmadan, çok mücadele etmeden birçok hakkı elde etmek durumunda kaldı Kıbrıslı Türkler. Neden? Çünkü seçim vardı, sistem değişecekti. 74'ten 83'e zaten bambaşka bir durum vardı. 83 sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte ise üretim denilen şey de zaman zaman azalmaya başlandı. 90'da Türkiye'nin de tamamen ekonomik sistemini bambaşka bir duruma evirmesiyle birlikte tabii ki Türkiye'de yaşanan gelişmeler Kuzey Kıbrıs'ı da etkileyecekti. Kuzey Kıbrıs'ta o etkiden, yani o liberal ekonomi mantığı, özel sektör mantığından nasibini aldı. Ve tabii ki bunun ötesinde herkes kendi işini bıraktı. Ama dediler, Kuzey Kıbrıs öyle değil, memurunuz yok sizin. Hadi bakalım dediler, herkesi bir memur yapacağız. İşte bakanlıklarda olacak, devlet güvencesi, devlet arkanızda dediler. Sonra bir bir özel sektör kapandı, iyi yönetilemedi. İnsanlar, Kıbrıs'ta Türkler üretimden koparıldı. Gerek sanayide, gerekse tarlada ya da hayvancılıkta. Buralarda olduğu gibi üretimden koparıldı insanlar ve sonrasındaysa işte gördüğünüz manzara oluştu. Şimdi ise çırpınıyoruz. Hantal bir kamu yapısı, doldurulmuş her tarafta, iş bilmeyen, üstelik bakın iş bilmeyen bir sürü insanla doldurulmuş kamu.